Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine ETS 2'deyiz. Yeni bir seriye başlamış oluyoruz. Güneydoğu Anadolu turumuza başlıyoruz. Bir önceki bölümde Akdeniz turumuzu tamamlamıştık. Güneydoğu Anadolu'ya bugün videomuza başlamış oluyoruz. Malatya'dayız. Başlangıç olarak Malatya'dayız. Malatya, Adıyaman. Oradan da şöyle karşıya geçişimiz var. Buradan geçeceğiz. Diyarbakır'a doğru gideceğiz. Direkt Diyarbakır'ı işaretleyemiyorum. Yolu üstten ya da aşağıdan farklı bir yerden veriyor çünkü. Yani şöyle direkt işaret attığım zaman buradaki yolu saymıyor. Üst taraftan bir işaret daha, bir yol daha çiziyor bize. O yüzden buraya kadar geliriz. Buradan sonra yine çizecek olursak çizeriz rotamızı. Aracımız HVT'nin yapmış olduğu araçlardan bir tanesi. Temsa Safir 2 VIP modeli. HVT'nin de bütün otobüsleri güncellendi. Bilginiz olsun. Onları da indirip kullanabilirsiniz. Malatya Zafer Turizm'in kaplamasını kullanacağız. Oyuncuyuz biz. Türkiye haritasındayız. Hemen şöyle gösterelim. Otogarlarımız orijinal otogarlar değil. Bunlar temsili, geçici otogarlar. Hemen şöyle aracımıza da geçelim. Yolumuza çıkalım, çalıştıralım aracımızı. Haydi bakalım. Yolumuza çıkabiliriz. Aa dur. Ben manuel kullanacaktım. Otomatikte de duruyor araç. Ben diyorum niye gitmiyor? Ulan unuttum ya ben onu. Dur şuradan. Manuele çevirelim. Ben de diyorum niye gitmiyor araç? Heh, şimdi oldu. Ayda sop ettirdik. Aa rezil olduk. Haydi bakalım. Yola devam. Evet, Malatya'dayız. Malatya'da olan tüm arkadaşlarımıza selam olsun buradan. Birazcık fren gücümüz düşük. Sıkıntı yaşatmaz inşallah bize. Durmuyor. Fren gücünü bayağı bir yükseltmemiz lazım. Araç durmuyor. Hemen şuradan halledelim 2 saniye yola çıkmadan. Tamamdır. Bayağı yolu geçtik ama. Biz de çıkalım artık. Ne yapalım? Yayana yayana yine gideceğiz bugün. Lan dur artık. Vallahi zor durdum ama durdum.
Ya dur, burada şey varmış. Yol çalışması varmış. Su patlamış. Temsa güzel otobüs ya. Kullanması keyifli. Oyunda en azından. Yolcu olarak hiç sevmediğim otobüslerden bir tanesi. Hiç sevmem Temsa'yı. Çok rahatsız bir otobüs. Kamyon gibi otobüs ya. Videonun yorumlarına inşallah silinmezse linkler, ki siliniyor. Linkleri bırakırım. Ona bir çözüm bulmam lazım benim. Bir Excel dosyası falan böyle açıp bir yere yükleyip oraya linkleri falan böyle paylaşarak yapmam lazım, ama ona bir çözüm üretmem lazım. Excel olur, ne bileyim işte, başka bir çözüm bulmam lazım. Şimdi yorumlara sabitlediğim zaman YouTube siliyor. Açıklamaya koyduğum zaman da videoya uyarı verebiliyor. Videoların açıklamalarına öyle her istediğin linki koyamıyorsun. Birkaç defa onunla alakalı uyarı yedim. Bir uyarı çok ciddi bir uyarıydı hatta. İkinci uyarıda kanala uzun bir süre video yükleyemem. Öyle bir sıkıntıya sokar bizi. Evet, Adıyaman'a geldik bu arada. Adıyaman'daki arkadaşlarımıza da selam olsun buradan. Gün şanslıyız ya. Yeşilden yeşile koşuyoruz valla. Her zaman denk gelmez böyle yeşilden yeşile.
Şimdi buradan bir yerden gemiye biniyoruz. Gerçekte de öyle bir gemi var bildiğim kadarıyla Adıyaman'da ama yani ne amaçla kullanılıyor onu bilmiyorum bak. Adıyaman'da olan arkadaşlarımız varsa ya da bilen arkadaşlarımız varsa yorumlara yazabilirler. O gemi ne amaçla kullanılıyor? Yani onun olayı ne? Dayı o kadar yavaşladık, sollayacaksan sollayaydın ya. Sollayamadın ya. Çünkü onun bir ilerisinde bir de köprü var. Oyunda şey yok. O köprüden biz geçemiyoruz. Yol kapalı orada. Sadece gemiyle geçebiliyoruz buradan. Yani o olay ne? Neden öyle bir köprü öyle bir gemi var? Neden gemiyle karşıdan karşıya geçiliyor? Gerçekte de sürekli o gemiyle mi geçilebiliyor? Yoksa o soldaki köprü de kullanılan bir köprü mü? Gemiyle hangi araçlar geçiyor ya da bilenler varsa Adıyaman'da olanlar ve bilenler yazıp beni de bilgilendirebilirler. Bilmeyenleri de bilgilendirebilirler. Yorumlarda okuyabiliriz hepimiz. Ama şu solumdaki de var ya bir geçemedi ha. Bir geçemiyor. Sürekli sollamaya çıkıyor bir türlü geçemiyor. Bir hızlı gitmiyor ha. O kadar virajlar var yani. Hız limiti zaten 80 gösteriyor. O her türlü geçebilirdi aslında da geçemedi bir türlü. Başaramadı yani. Hadi bakalım bu sefer başardı. Bu sefer başardı. Oğlum nereye gidiyorsun? Bayağı yeşilliğe girdi çıktı. Nereye gidiyorsun dayı? Bak onlar sola dönebiliyor. O sol taraf köprüye gidiyor bildiğim kadarıyla. Ya orası gidiyor ya da önümüzde bir yer daha var. İkisinden birisi köprüye gidiyor ama biz sağa dönüp. Aynen burası köprüye gidiyor bak. Biz buradan gemiye. Şimdi burada böyle bir alan var işte. Buradan biniyoruz. Hop, gemiyle karşıya şuraya geçiyor. Buradan devam ediyor. Bir de işte dediğim gibi burada bir köprü var. Ha belki bu harita yapılırken bu köprü yapım aşamasındayız. Çünkü burada böyle bir vinç falan vesaire var. Bak şuradan. Oradan da giriliyormuş bu arada. Buradan da girilebiliyormuş bu köprü yoluna. Ama kapalı buralar tabii. Biz buradan devam. Oğlum. Niye stop ediyorsun ya? Yarım debriyaj yemiyor bunda. Şimdi ha. Buradan sonrasını çizebiliriz artık. Şöyle Diyarbakır otogara doğru gidiyoruz. Buradan yine ana yola bağlayacağız.
Diyarbakır, Şanlıurfa tarafı. Dayı sollamaya çıkıyor. Nereye solluyorsun bu yolda ya? Sollayamazsın ki. Sollayamazsın yani. Boşuna uğraşma. Bak, girdi yine yerine. O ne lan, havada ağaç duruyordu. Baya havada ağaç var. Oğlum niye yanıma gelip bir anda frene basıyorsunuz ya? Sollayamayacaksan ne çıkıyorsun kardeşim? Boşalt sol şeridi. Evet.
Diyarbakır'a geldik. Diyarbakır'dan takipçilerimiz varsa onlara da buradan selam olsun. Ama çok kas var ya. Allah razı olsun dayı. Nereye girelim şöyle. Konfora girelim en iyisi. Ah şöyle. Hoppa. Acık daha gidelim. Ecuk daha. Hop, Allah dokunduk be. Kırdık aynayı. Açalım kapılarımızı. Evet. Çok yükseldik. Bu arada aynayı değil, tepeyi çarpmışız. Çok mu basmışız? Yok. Tam ideal olmuş. Da şöyle bir çıtır daha şöyle bakayım. Bak. Tık. Bir tık daha. Tamamdır. Yok. Fazla oldu. Heh. Tamam böyle iyi. Tamam böyle güzel. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Güneydoğu Anadolu turumuz hayırlı uğurlu olsun. Başlangıcını yapmış olduk. Malatya, Adıyaman ve Diyarbakır olarak 3 şehirde tamamladık. Daha sonraki bölümleri artık sırasıyla mı olur, nasıl olur bilmiyorum. Şöyle bir şekilde tamamlayacağız buraları. Sonra Doğu Anadolu turuna başlamış olacağız. Zaten çok fazla öyle şehir yok. Bütün şehirler yok biliyorsunuz. Artık kafamıza göre tamamlarız bir şekilde. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir hoşça kalın.